Duyu organlarımız dış çevredeki uyarıların algılanmasını sağlayan göz, kulak, burun, dil ve deri yapılarımız diye belirtiliyor. Bunlar içeriden ya da dışarıdan uyarıları alan özelleşmiş hücrelere sahipler. Biz bu bu hücrelere reseptör adını vereceğiz. Hatırlıyorsak reseptörler uyarıyı aldıktan sonra kime veriyordu? Geçen dersimizde söylemiştik, duyu nöronuna veriyordu. Duyudan işte öncelikle ara, daha sonra motor, motordan da tepki organımıza sırasınca taşımamız gerçekleşiyordu. Bu reseptörlerimiz, duyu organlarımızdaki reseptörlerimiz farklı tiplerde karşımıza çıkacak. Mesela ışığa duyarlı olan reseptöre ben fotoreseptör diyeceğim. Özellikle tabii ki gözde bulunacak. Kimyasal maddeyi temasın nerede gerçekleştirir? Siz kimyasal maddeyi ya tadını alırsınız ya da kokusunu alırsınız. O yüzden kemoreseptörlerimiz dilde ya da kulakta, pardon, dilde ya da burunda bulunacak. Mekanoreseptörler özellikle böyle basınç gibi, dokunma gibi bu hassasiyetleri, mekanik etkileri hissedecek. Derinizde bunu hissedebileceksiniz. Kulağımızda hissedeceğiz. Dilimizde de sonuçta aldığımız besinin yüzeyine, oradaki bir ne diyelim, tabii yüzeyine, o şeyini, hareketini hissedebiliyorsunuz. Dilde de mekanoreseptörlere sahibiz. Termoreseptör sıcaklığa karşı duyarlıdır. Sıcaklığı derinizle ya da dilinizle, ağzınızla hissedebiliyorsunuz. Bu yüzden bu iki yapıda termoreseptörler karşımıza çıkıyor. Deyip ilk organımız olan göz ile başlayacağım. Gözümüz, hatırlıyorsak, dıştan içe doğru 3 tane tabakadan meydana gelmişti. Sert tabakamız, damar tabakamız, bir de ağ tabakamız. Sert tabakanın diğer ismini burada korneamız bulunduğu için korneye adını vermiştik. Ağ tabakaya retina demiştik. Damar tabakaya da sklera diyoruz ama çok fazla karşımıza çıkmayacak. Yapısal olarak en dışta saydam bir tabakamız, yani sert bir tabakamız bulunuyor. Bu saydam tabakamızın yapısı gözümüzün uç kısmına, yani önüne doğru giderken hafiften böyle kubbeleşiyor. Oraya biz korneye adını vereceğiz. Korneamız gözümüze girecek ışığın ilk kez kırıldığı yerdir. Göze gelen ışığın ilk kez kırıldığı yer. Bizim özellikle bu bazı şeyleri, durumları bilmemiz lazım. İlk nerede kırılıyor, nerede ters dönüyor, nerede düz dönüyor şeklinde. Sorularda karşımıza çıkabilen noktalar çünkü. Bu tabakamız saydam tabaka, şeffaf bir tabaka olduğunu söyledik. Yapısında kan damarı bulundurmayacak, ihtiyaç duyduğu besini ve oksijeni alt tabakadaki damar tabakadan sağlayacak. Buradaki bağ dokudan beslenmesini tamamlayacak. İkinci kısmımız damar tabaka. Damar tabakamızı içerisinde bir sürü yapıdan bahsedeceğiz. Mesela gözüme renk veren, gözümün içindeki ne diyelim, yansımaların önlenmesini sağlayan iris bulunacak. Irisin rengi kalıtsal olarak belirtiliyor. İşte bu göz rengi kalıtımından bahsetmiştik. Orada belirteceğiz. Onun dışında irisin ortasında genellikle böyle siyah renginde bir göz bebeğimiz bulunuyor ve göz bebeğimiz bağlı olduğu kaslarla istemsiz olarak büyüyüp küçülebilecek. Hemen hatırlayalım, göz bebeğimizin refleks olarak büyüyüp küçülmesini kontrol eden beynimiz orta beynimizdi. Orta beyin kontrolünde göze daha fazla ışık girmesini ayarlayabilmek için büyüyecek ya da daha fazla ışık girmesin diye küçülecek. Aynı zamanda bizim ruhani durumumuz da, yani korkmamız, heyecanlanmamız, sinirlenmemiz gibi durumlarda göz bebeğimizin büyüklüğünü etkileyecek olaylar. Göz merceğimiz yine bizim için önemli. Damar tabakada bulunan ikinci kısmımız. Çünkü gözümüze ışık girerken ilk kez çarptığı yer korneaydı ve kornea da kırılmasını gerçekleştirdi. Daha sonra içeriye doğru girerken göz merceğimize ikinci kez çarpınca göz merceğinde gelen ışığın ikinci kez kırıldığını görüyoruz. İkinci kez kırılma dediğimiz olay mercekte gerçekleşecek ve mercekten sonra artık görme reseptörlerinin bulunduğu kısma doğru geçiş yapacağız. Damar tabaka adından da anlaşıldığı gibi bol miktarda damarlara sahip.
gözün beslenmesini şey yapabiliyor, tamamlayabiliyor. Aynı zamanda gözümüzün bir üst tabakası olan sert tabakanın beslenmesini de damar tabakamız sağlayacak. Göz merceklerimiz, kirpiksi cisimler ve mercek bağları şeklinde burada bağlı vaziyette. Ve biz yakındaki ya da uzaktaki cisme bakarken buradaki merceğimizin çapında, genişliğinde daralmalar ya da genişlemeler karşımıza çıkacak. Bu şekilde odaklama yapacağız. Mutlaka bir fotoğraf makinesi ya da bir bu mercekli fotoğraf makinesini ya kullanmışsınızdır ya da duymuşsunuzdur. Orada böyle bir dızız dızız diye böyle bir odaklama durumu yaşar makineler. İşte gözümüz de aynı o şekilde uzaktaki cisimde ya da yakındaki cisme baktığımız zaman kasların birbirleriyle çalışma prensipleri değişecek. Mesela yakındaki cisme bakarken kirpiksi kaslar kasılır diyoruz. Mercek bağları gevşer diyoruz. Ve görüntümüz ilgili noktamıza düşecek. Ya da uzaktaki cisme bakarken tam tersi. Bu sefer kirpiksi kaslarımız gevşiyor. Mercek bağlarımız, bir diğer adıyla asıcı bağlarımız kasılıyor. Bu şekilde gözümüz oradaki cisme odaklanmış olacak. Bu şekilde odaklanmamızı gerçekleştiriyoruz. Geldik en son kısmımıza. A tabakamız, yani retina adını verdiğimiz fotoreseptörün, görmemi sağlayacak reseptörün bulunduğu noktaya. Benim fotoreseptörlerimin bulunduğu nokta sarı benek diye adlandırılıyor. Sarı benekte görmemi sağlayacak fotoreseptörler mevcut. Reseptör. Işık geldi, 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 geldi. En son düştüğü nokta sarı benek oldu. Sarı beneğe düşen görüntünün boyutu küçük oluyor. Bir de görüntümüz normal görüntüye göre ters oluyor. O zaman sarı benekte biz küçük, bir de ne dedik? Ters bir görüntü oluşturacağız. Daha sonra devamlılığının düzeltilmesi işte beynimizin görme merkezine gerçekleşecek. Ama gözümüzde o anlık oluşan görüntümüz aslında hem gerçek boyuttan daha küçük hem de görüntü bakımından ters bir görüntüdür. Buradaki fotoreseptörlerim farklı çeşitte, farklı görevde karşıma çıkıyor. Mesela bir koni hücrem olacak fotoreseptör olan. Bir de çubuk hücrem olacak aynı şekilde fotoreseptör olan. Koni hücremin görevi cismimin rengini belirtmek. Yani özellikle mavi, yeşil, kırmızı gibi renkleri cisme uyarlayan hücrelerim, reseptörlerim, koni reseptörlerim olacak. Bunlar sayesinde biz renkli göreceğiz. Bunların herhangi birinin eksikliği bireyimde renk körü hastalığının ortaya çıkmasına sebep olacak. Hatırlıyorsak renk körü hastalığı kalıtsal olarak, X'e bağlı kalıtsal olarak aktarılıyordu. O zaman bizim koni reseptörlerimizdeki eksiklik de işte X'e bağlı kalıtsal olarak aktarılan bir hastalık olacak. Diğer hücrem çubuk hücremdi. Çubuk hücrem ise cismin rengini algılamadan sadece cismin şekline odaklanır. Renkli görmeyi koni sağlıyor. Şekle bakmadan sadece renkli veren kısmı sağlayan hücremiz koni hücresi. Şekil algılayan hücremiz ise çubuk hücremiz olacak. Çubuk hücremizde ekstra bir elementten bahsedeceğiz. Bu elemanımızın ismi rodopsin pigmenti. Hatırlıyorsak karanlık bir ortama girdiğimiz zaman ya da bulunduğumuz ortam aniden karardığı zaman ne oluyor? Bir anda her taraf zifiri karanlık oluyor. Ve ortama kalış süremiz işte 30 saniye, 1 dakika artık bu karanlığın süresine bağlı bir geçecek zaman dilimidir. Karanlığa alıştıkça gözümüz ortamdaki nesneleri, cisimleri seçmeye başlıyor. İşte bunu sağlayan elemanımızın adı rodopsin pigmentidir. Çünkü bizim gözümüzde ismi aklıma gelmedi. Hatırlayan var mı? İsmi gelmedi aklıma.
A vitamini şeyi parçalıyordu. Durun hemen bakıyorum. Nasıl gelmedi aklıma ya? Kitap almamış herhalde. Çocuk demiş ki o yok almamış. Hocam bir daha sorar mısınız? Ne olduğunu anlayamadım da. Ya hatırlıyorsam gözümüzde bir şey sentezleniyordu A vitamini sayesinde. Zaten rodopsin pigmentiydi. Başka bir şey değildi ya, değil mi? Ekstra başka bir yapıdan bahsetmemiştik. Açlık başıma vurdu. Beynim gitti yani. Hayır hocam. Aynen. Değil mi? Bir tek rodopsin pigmentiydi. Evet evet öyle. Yok yani başka bir şey Başka söylemedi. bir şey yok. Tamam. Kusura bakmayın. Şimdi vücudumuzda A vitamini aldığımız zaman bu rodopsin pigmentini biz sentezliyoruz ve karanlık bir durumla karşılaştığımız zaman rodopsin pigmentini parçalıyoruz. İşte orada açığa çıkan o ışıklardan, o enerjiden biz karanlıkta kendimizce görme işlevini tamamlamış oluyoruz. Evet, renkli göremiyoruz karanlıkta çünkü çubuk hücrem sadece cismin şeklini algılamaması yardımcı oluyor. Bunlar da bize kanıtları. Ya da bir de şu tarz sorular karşımıza çıkar. İşte yan taraftan yaklaştırılan bir cismin. Önce şeklini mi görürsünüz, rengini mi görürsünüz? Ya da gözünüz çok bulanık, bir anda gözünüzü açtınız. Önce şeklini mi görürsünüz, rengini mi görürsünüz? Gençler, biz cisimlerin önce şeklini görürüz, daha sonra rengini görüyoruz. Yani çubuk hücremiz, koni hücremizden bir tık daha önce çalışmış olacak. Bunu unutmayalım. Yargı işte bu yorum sorularında karşımıza çıkıyor. Sarı beleğimizde bol miktarda bu reseptörlerin bulunduğunu söyledik. Onun dışında bir de adından da anlaşıldığı gibi üzerinde fotoreseptör bulunmayan, fotoreseptör olmayan bir bölgemiz, bir noktamız var. Biz buraya kör nokta diyoruz. Kör noktada kesinlikle fotoreseptörler yoktur. Kör noktada benim duyu sinirlerim sadece geçiyordur. Yani burada bir yol var, o yoldan geçiyorsunuz. Orada görmeyle alakalı bir işleve uğramıyorsunuz. Kör noktamızın görmeye bir katkısı yoktur. Sadece nöronlarımın geçmiş olduğu bir bölgedir, bir noktadır. Onun dışında başka bir yardımını hissetmeyeceğim. Optik sinirlerimiz de gözümüzdeki hani bu reseptörlerimiz sonuçta reseptör uyarımı aldı. Duyu nöronuma verecek. Duyu nöronumu da beynime taşıyacağım. İşte reseptörden duyu nöronuna aktardım. Beynime giderken çapraz yapmış olduğu noktalara biz optik sinirler diyeceğiz, optik kiyazma diyeceğiz. Buralardan beynimize doğru ilerlemesini gerçekleştireceğiz. Tabii öncelikle görme sinirleri yani koku hariç diğer bütün duyu organlarım ilk baş talamusa uğrayacak. Talamusta görme duyusu diye sınıflandırılacak. Sınıflandırılmadan sonra uç beyine gideceğim. Çünkü benim duyu organlarım uç beyinde değerlendiriliyordu, anlamlandırılıyordu. Uç beyine gittikten sonra ben burada görüntüm tersti ve küçüktü. Görüntümü çevirdim, düzelttim ve görüntümü orijinal büyüklüğüne ulaştırdım. Ve gerçek görüntümü uç beyinde tamamlamış oldum. Görme olayı bu şekilde. Yani yapılarımızın herhalde en kısa özeti bu şekilde olurdu. Şurada bir göz küremiz var. Bir camsı sıvıdan, camsı cisimden bahsediyoruz. Gözümüzün içerisindeki işte bu camsı cisim, göz küremizin şeklinin sabit kalmasını sağlayan, göz tansiyonumuzun eğer sıvı basıncının yüksek ya da düşük olması, göz tansiyonuma sebep olan bir faktör olacak. Burada büyüyen, küçülen şeyler var. Burada yakındaki, uzaktaki cisme bakarkenki durumlar var. Asıcı bağ dediğimiz şey mercek bağları ya da mercek kasları diye geçiyor olabilir. Fotoreseptörlerimizi karşılaştırmış hatırlıyorsak koni renkte, çubuk ise şekilde. Orada renkli görme var, diğer tarafta siyah beyaz görme var. Şeklinde söyledik. Yan taraftan gelen cismin önce şekli, daha sonra rengi algılanır. Lütfen ama lütfen unutmayın. Kör noktada fotoreseptör yok. Burada
kesinlikle görüntüyle alakalı bir işlevimiz yok. Burası sadece benim duyu sinirlerimin, görmeyle alakalı sinirlerimin çıktığı nokta. Onun dışında başka bir işlevi olmayacak. Hemen baktık. Göze gelen ışınlar, ilk uğradığımız yer, göze girerken en dıştaki şu saydam tabakamın adı neydi? Korneaydı. Korneada ışık ilk kez kırılıyordu. Korneada kırıldı, gözümün ortasından geçti. Gözümün ortasından geçtikten sonra gözümün arkasında, dışarıdan bakınca göremeyeceğim bir noktada, yani göz merceğinde. İkinci kez kırılma olayını gerçekleştirdi. İkinci kez kırıldıktan sonra hop diye benim cismim nereye düştü? Sarı benek adını verdiğim bu A tabakaya, yani retinaya düşmüş oldu. Cismin görüntüsü, bakın kalem aşağıya bakıyormuş, kalem yukarıya baktı. Cismin görüntüsü ters, boyut olarak da daha küçük olduğunu görüyorsunuz. Görüntü buraya düştükten sonra reseptörlerim uyarıldı. Burada bir impuls oluştu. O zaman sorularda size sorarsa, görmede impulsun oluşacağı yer kesinlikle reseptördür. Ya da duymada ya da koklamada, bütün duyu organlarında ilk impulsunuzun oluşacağı yer kesinlikle reseptörle gelen uyarının çakıştığı, yani birleştiği yer olacak. Bakın, görme olayımız buradaki reseptöre bağlantı kurduğu anda hop diye impulsum oluşmuş oluyor. Ya da aynısını ağzınızdaki besin dilinizde çözündükten sonra oradaki reseptörlere bağlanınca hop diye impulsunuz oluşacak. Bütün duyu organlarında impuls oluşmamızın oluşulan yer kesinlikle reseptörün bulunduğu yerdir. Reseptör nerede bulunuyor? A tabakada bulunuyor. O zaman sorularda impulsun oluştuğu yere biz neresi diyeceğiz? A tabaka diyebilirsiniz, retina diyebilirsiniz, sarı benek diyebilirsiniz. Bu şekilde bu üçünün herhangi birini doğru diye kabul edeceğiz. Duyu organlarının ilk kez uğrayacağı, öncelikle uğrayacağı yer talamus olacak. Talamus uğradıktan sonra beynimin görmeyle alakalı, bu oksipital lobumuz vardı, oraya gidecekler. Ve burada cismin görüntüsünü düzelteceğim. Onun dışında renkli olarak görme olayımızı da sağlamış olacağım. Devam ediyorum. Şimdi hastalıklarımıza baktığımız zaman, bakalım mı hastalıklarımıza? Bakalım gençler. Şimdi normal gözümüz elmamız tamam oldu. Elmamızı gördük. Elmamız mercekte kırıldı. Arkadaki sarı beneğin üzerine görüntü düştü. Sağlıklı gözde tam görüntü retina üzerine düşüyor. Miyop gözümüzde görüntü retinamızın önüne düşüyor. Öne düşmesinin iki tane sebebi olabilir. Bir, göz şişkinliğinin normalden fazla olması ya da aynı şekilde merceğimizin yine normalden daha şişkin olması görüntümüzün öne düşmesinin sebeplerindendir. Biz miyoplukta kullanacağımız gözlük ya da cam kenarımız kalın kenarlı mercek. Ben derste vermiştim, hatırlayanlar varsa diye. Zaten bizim özellikle ilgilendiğimiz hastalıklar miyop, hipermetrop, bir de astigmat oluyor. Astigmat zaten görüntünün birden fazla yere düşmesi ve bireyimin bulanık görmesi demektir. Ama miyop ve hipermetropu karşılaştırdığımız zaman hangisi öne düşüyordu, hangisi arkaya düşüyordu, kimde ince vardı, kimde kalın vardı? Bunda güzel bir kodlama yapmışlar. Demişler ki, Mustafa Kemal. Önde hain İngiliz, arkada demişler. Bunlar bize neyin kodunu verecek? Miyopluk. Anneciğim. Maskeli. Tamam anneciğim. Bunu açabilir misin? Babandan yardım ister misin? Abi? Ben böyle sileceğim, çekeceğim. Bir de bunu açacağım, bir de bunu. Oğul bir çeri getir. İşte maskeli açtım. Miyopluk. Kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Görüntü retinanın önüne düşer.
Hipermetropluk, ince kenarlı mercekli düzeltilir, görüntü retinanın arkasına düşer şeklinde. Kim öne düşüyor, kim arkaya düşüyor ya da mercek tipimiz nasıl olacak? Böyle bir kodlama yapıyoruz. Astigmatta tekrar söylüyorum, birden fazla noktaya görüntü düşecek ve astigmatın kullanılacağı mercek tipi silindirik mercek diye adlandırılıyor. Hastalıklarımızda kısaca tekrarı budur. Hemen ben hızlıca kulağa geçeceğim. Çünkü kulağımızda önemli olan bir noktamızdır. Yapısal olarak baktığımız zaman kulağımız, bu arada kaç dakikam var? 20 geçe başladık. 40-25 dakikamız gitmiş, 15 dakikamız var. Dış, orta ve iç kulak olmak üzere 3 kısımdan oluştuğunu söylüyoruz. Dış kulağımızın elemanlarına baktığımızda kulak kepçesi dışarıdan gelen sesi toplayacak bir yapımızdır. Sesi toplayıp nereye iletti? Kulak yoluna iletti. Kulak yolunda benim bu toplanan sesim ilerledi ve kulak zarına çarptığı anda dış kulak ile bağlantım artık kesiliyor. Yani dış kulaktaki elemanlarımız kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarını da genellikle aslında dış kulağa alıyorlar. Bazısı ikisine de almıyor çünkü tam geçiş ara noktası olduğu için. Öyle çelişkili sorular karşımıza çıkmaz zaten. Kulak zarımız ilk sesin çarpmasıyla titreşiyor. Kulak zarının titremesi buradaki vücudumuzun en küçük kemikleri olan 3 tane kemiğimi harekete geçiriyor. Bu kemiklerimin adı çekiç, örs, bir de üzengimiz olacak. Üzengi de şurada. Çekiç, örs ve üzengi kemiklerimiz kulak zarının titreşmesiyle, yani titremesiyle hareket etmeye başlıyorlar. Ve gelen ses frekansını yaklaşık 30 kata kadar arttırıyorlar. 30 kat yüksek bir artıştır. Zaten duymamızın için o frekans, o eşik şiddetinin yükselmesi burada bizim işimize yarayacak. Burası orta kulağın elemanları. Çekiç, örs, üzengi kemiklerim orta kulakta mevcut. Bir de orta kulakta işitme ile alakalı olmayan bir yapım var. Bu yapımın adı östaki borusudur. Östaki borusu buradan böyle genzime doğru açılır ve kulak iç basıncı ile dış basıncının ayarlanmasında görev alır. Eğer vücutta çok fazla basınç farkı varsa kulak zarı patlamasın diye bu basınçtan dolayı hop diye tıkanır. Mutlaka kulak tıkanma olaylarını yaşamışsınızdır. Yüksek yerlere çıktığınız zaman, uçak seyahatlerinde, araba seyahatlerinde ya da denize daldığınızda bu kulak tıkanması olayını görüyoruz. Çünkü bu basınç kulak zarıma zarar verebilir. İşte bu zarar vermesin diye biz oradaki iletişimi kopartıp kulağımızı tıkamış oluyoruz. Çekiç, örs, üzengi kemiğinden sonra ben oval pencere ile birlikte iç kulağa doğru açılış yapıyorum. Ve ben iç kulağa girdiğim zaman iç kulakta iki tane görevden bahsedeceğim. Bir denge görevinden bahsedeceğim, bir de işitme görevinden bahsedeceğim. İşitme görevini salyangoz adını verdiğimiz yapı görev üstlenmiştir. Dengeyi ise yarım daire kanalları, kesecik, tulumcuk adını verdiğimiz yapılar üstlenmiştir. Oval pencereyle, şurada bir bölgemiz var aslında. Oranın ismi bu sene kaldırıldı mı bilmiyorum. Dalıs. Ben yazayım buraya. Dalızla giriş yaptık ve artık salyangoza ulaşıyorum. Salyangoza ulaştığım zaman buradaki bu holozoik, yani derler, heliks yapısını görüyorsunuz. Kıvrımlı yapıyı görüyorsunuz. Ve iç içe geçmiş kanallardan bahsediyoruz biz burada. Bu kanalların ismi bizim için önemli. Bunun aşağıda güzelce bir şurada şekli var. En alttaki kanalımızın ismi timpanik kanal. En üstteki kanalımızın ismi vestibüler kanal. Ortada ise esas kanalım olan kohleyar kanalım mevcut olacak. Yani şurada aslında bize Corti organı diye göstermiş olduğu bu kanalımızın adı kohleyar kanaldır. Bu kanallarımın içerisinde sıvılar mevcut. Üsttekinde ve alttakinde mevcut olan sıvımın adı perilenf sıvısıdır. Kohleyar kanalımda ise mevcut olan sıvımın adı endolenf sıvısı olacak.
Onu belirtmiş şurada. Endolenf sıvımda burada mevcuttur. Kohleer kanalda işitmede esas sorumlu olan bir organ mevcut. Bu organımızın adı Corti organı. Şimdi bizim kulağımızda, bu salyangozda ses ilerlerken şöyle bir şekilde ilerliyor ya. Corti organına doğru girişini yaparken Corti organının neresinden çarpma olayı gerçekleşiyor? Eğer zoomlayabilirsem güzel olacak. Bir tık uzaklaş. Buradan böyle dönüş yapıp içeriye doğru harekete geçmişim. Ve ben Corti organına girerken, reseptörlerimin bulunduğu bu organa girerken buranın tabanından giriş yapıyorum. Ben bu ses frekansını tabana çarptırdığım zaman burada bulunan mekanoreseptörlerim titremeye başlıyor. Mekanoreseptörlerin titremesiyle üstte bir çatı zarımız var. Bu reseptörler çatı zarına sürtüyor ve işte ilk impulsum burada oluşmuş oluyor. Oluşan bu impuls tabii ki duyu sinirleri aracılığıyla benim koklama merkezime gönderilecek. Şarjım bitmiştir herhalde. Çabuk aşkım. Ne yapacağım şimdi? Babanla oynayabilirsin mesela. Lütfen. Taban. Taban çağıracağı der misin? Taban zardan çarpıyoruz dedik. Taban zardan çarpılmasıyla buradaki mekanoreseptörlerimiz titreşiyor. Bunların titreşmesi ve çatı zara sürtmesiyle impulsumuz oluşuyor. Oluşan impuls da bizim duyma merkezimize gönderiliyor. Nerede oluştu o zaman buradaki impulsumuz? Yine kulağımızın reseptör bulunduran Corti organında oluştu. Corti organı impulsun oluştuğu organdır. Tabii hangi impulsun? İşitmeyle alakalı impulsun. Bir de çünkü kulağımızın duyu olan kısmından bahsedeceğiz şimdi. Kulağımızın duyu olan kısmında görev alan yapılarımız ise yarım daire kanalları birbirlerine böyle dik olarak paralel, dik olarak konumlanmış. Üç tane bizim kanalımız var. Bunlar yarım daire kanalları diye adlandırılıyor. Bu yarım daire kanallarının içerisinde de aynı kohleer kanalda olduğu gibi bir sıvı bulunuyor. Bu sıvının adı endolenf sıvısı. Onun dışında altına doğru bir tulumcuk, bir de kesecik yapısından bahsediyoruz. Ve bu üç yapı kulağımızın dengeyle ile alakalı kısmıdır. Duyu organlarında bu iki kısımla alakalı çok soru sordular özellikle. İşte aşağıdaki kulak kısımlarının hangisi işitmeyle alakalı değildir? Hangisi dengeli alakalıdır şeklinde bize sürekli bunları sordular. O yüzden hani salyangozun işitmeyle bağlantılı olduğunu, diğerinin ise bu kesecik, tulumcuk ve yarım daire kanallarının ise dengeli alakalı olduğunu bilmemiz gerekecek. Şimdi yarım daire kanalları farklı bir dengede karşıma çıkacak. Kesecik ve tulumcuk farklı bir dengede karşıma çıkacak. Mesela böyle etrafımızda dönüyoruz. Etrafımıza döndükten sonra durduğumuz anda belirli bir süre daha bizim başımız dönmeye devam ediyor. Çünkü bizim o yarım daire kanallarımızın içerisinde bulunan o endolenf sıvısı yerinden çıkmış ve hareket etmiş oluyor. Siz durduktan sonra onun tekrardan yerine oturması işte 10 saniye, 15 saniye gibi birazcık daha zaman alacak ve o zamana kadar, yani o yerini alana kadar sizin başınızdaki dönme hala devam ediyor olacak. Konum değişiklikleriyle alakalı dengemiz, yani şöyle bir dönme hareketimizdeki oluşan dengede görev alan denge kısmın yarım daire kanalları ve yarım daire kanallarında görev alan sıvım ise endolenf sıvım. Tekrar şurayı okuyorum. Birey durduğunda kendini dönüyormuş gibi hissediyor. Bunun sebebi buradaki endolenfin hala hareket etmesi ve hareket ettikçe
buradaki denge reseptörlerin uyarmasından dolayı başımızdaki dönme olayı devam edecek. Diğer bir dönme olayımıza baktığımız zaman yer çekimine karşı yaptığımız hareketlerde biz kesecik ve tulumcuğun dengemizi sağlamasından faydalanacağız. Ve kesecik ve tulumcuğa baktığım zaman burada otolit taşlarım mevcut. Yani kalsiyum karbonattan oluşan otolit taşlarımız kesecik ve tulumcuğun içerisinde bulunacak. Ve vücudumuz konum değiştirdiği zaman, zaten bu mide bulantısını falan sürekli bundan kaynaklı olduğunu söylüyorlar. İşte arabayla yer değiştiriyorsunuz, işte hareket ediyorsunuz. Buradaki taşlar yerinden çıktığı için dengenizde bir bozulma, dengede bozulma olduğu için de mide bulantısının ortaya çıkması gibi durumlara sebep olabiliyor. Bizim işte konumumuz değiştiği zaman bu hareket eden otolitler sürekli basınç yapacaklar. Ve bunlar da sürekli benim denge merkezime uyarı yapacak. Ve bu uyarıdan dolayı da denge halimin sağlanması, kontrol altına alınması sağlanmaya çalışılacak. Çok uzun şeylerden bahsediyor burada. Bizim temel olarak bilmemiz gereken dengeyle alakalı şu vardır. Yarım daire kanalları, bir de süreye bakıyorum bir yandan. Yarım daire kanallarını bir tarafa ayıracaksınız. Kesecik tulumcuyu bir tarafa ayıracaksınız. Yarım daire kanallarında görev alan elemanım endolem sıvısı, kesecik tulumcukta görev alan elemanım ise kalsiyum karbonattan oluşan otolit taşlarım. Yarım daire kanalları dönme hareketine dengede tutmaya çalışıyor. Etrafınıza dönüyorsunuz dedik ya. Kesecik tulumcuk ise yer değiştirme hareketini dengede tutmaya çalışıyor. İşte sorularda kullanacağımız dengeyle alakalı iki tane önemli bilgi. Lütfen unutmayın. Mesela soruya bakalım. Zaten devam edemeyeceğim. 3 dakikam kalmış. Kulağımızın yapısını göstermiş. Hangisi iç kulakta ve işitmede görev alır demiş. Niye işitme diyor? Çünkü kulakta bir işitme görevi var. Bir de denge görevi var. İç kulak en içe doğru gittim. En içte iki tane numaram var. Bir dört, bir de beş var. Dört neresi? Şu kulaklarımın olduğu yer. Yarım daire kanalları. Yarım daire kanallarının görevi dengeyi sağlamak. Beş ne? Salyangoz. Salyangozun görevine işitmeyi sağlamak. Kulakta bulunan yarım daire kanalları hangi yargılar yanlıştır demiş. Konum değişikliklerini algılayan reseptörlere sahiptir. Doğrudur. Hayır, konum değişikliğini algılamıyor. Yarım daire kanalları dönmeyi algılıyor. Konum değişikliği, yer değişmeyi algılayan reseptörler kesecik ve tulumcukta bulunacaktı. Birinci ifadem yanlış. İkinciye baktım, dengemi sağlayacak. Denge nerede sağlanıyor? Beyincikte sağlanıyor, doğrudur. İçinde otolit taşları bulunur demiş. Yarım daire kanallarının içerisinde endolenf sıvısı olduğunu söyledik. Üçüncü ifademiz de yanlış. Cevabımız denizde. Evet arkadaşlar, duyu organlarımız bugün bu kadar. Bugün bir daha dersimiz var. Protein sentezi. Orada görüşürüz.